Herkese merhabalar. Meraklı Kuş kanalına hoş geldiniz. Bugün büyük boyutlu dosyalarımızı nasıl paylaşabileceğimizi, nasıl büyük boyutlu dosya gönderip dosya alabileceğimizi kısaca anlatmaya çalışacağım. Bunun için birçok dosya paylaşım sitesi mevcut internette. Benim sürekli olarak kullandığım, sürekli olarak dosya transferinde bulunduğum dosya WeTransfer. Şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Google'dan veya herhangi bir tarayıcıdan veya Yandex'ten WeTransfer yazdığınız zaman WeTransfer.com sitesine giriş yapıyorsunuz. İlk defa giriş yaptığımız için bizden hizmet koşullarını kabul etmemizi istiyor. Kabul ediyorum'a basıyoruz ve çerezler ve reklam koşullarını kabul edip etmeyeceğinizi soruyor. Ben hayır diyorum. WeTransfer'in ana sayfasına yönlendiriliyoruz. Web sitesi gayet minimal bir şekilde tasarlanmış. Bizim tamamen bütün işimiz bu sol taraftaki beyaz kısımla alakalı. İlk önce göndereceğimiz dosyayı seçiyoruz. Şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Göndereceğimiz dosya maksimum 2 GB boyutunda olabiliyor. Ve biz WeTransfer'in sitesine ya da sistemine dosyamızı yükledikten sonra 7 gün boyunca WeTransfer'in içinde bu dosya saklanıyor. 7 günden sonra arkadaşlar siliniyor. Bu aklımızda kenarda bir yerde bulunsun. Bir dosyaya da klasör seç butonuna basıyorum. Buradan herhangi bir klasörümü seçiyorum ve yükleye basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi 10 tane dosya yükledi. Yani benim o klasörümün içinde 10 dosyam mevcuttu. Alıcı kişinin e-posta adresini, yani biz bu dosyayı kime ya da kimlere gönderiyorsak o kişilerin e-posta adreslerini giriyoruz. Dosya buraya yüklendikten sonra o kişilerin e-posta adresine birer mail, indirme maili gidecek. Alt tarafa da kendi e-posta adresimi giriyorum. E-posta adreslerini arkadaşlar, özellikle kendi e-posta adresinizi doğru girmeniz çok önemli. Çünkü birazdan o e-posta adresine bir güvenlik kodu gönderecek WeTransfer sitesi. Mesaj isterseniz göndereceğiniz dosyanın altına herhangi bir mesaj ekleyebilirsiniz. Ve aktar düğmesine basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mail adresimi bir adet doğrulama kodu gönderdi. Hemen kodu yerine yazıyorum. Ve doğrula butonuna basıyorum. Doğrulandıktan sonra dosyamız şu an yüklenmeye başlandı. Ve işlem tamamlandı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şu an hemen mail kutuma gidiyorum. Mail gelmiş. İçeriği de şöyle, dosyalar şuraya gönderildi. İşte bilgi nokta meraklı kuş adresine. Alıcı bu. İndirme bağlantımız burada. İçindeki öğenin adı yazıyor bakın. Şemalar diye bir klasör gönderdim. Mesajımda dosyayı yükledim. Alıcı tarafa da aynı mail bu şekilde gönderiliyor. İndirme bağlantısına karşıdaki kişi ya da siz tıkladığınız zaman dosyanın indirilmeye hazır halini görüyorsunuz. Ve indir butonuna bastığınızda dosyanız bilgisayarınıza inmiş oluyor. Özellikle son zamanlarda uzaktan eğitimin de hayatımıza girmesiyle dosya paylaşımı bir hayli önemli hale geldi. Telefonlarımız artık neredeyse patlamak üzere. O yüzden böyle harici sitelerden dosya transferi yapmak, hem bir kişiye hem de birden fazla kişiye dosya gönderebilmek, aynı zamanda yanınızda flash bellek ve benzeri araçlarla dosya taşımaktansa dosyanızı buraya yükleyip başka bir yere gittiğinizde gittiğiniz yerden dosyayı indirmek gibi birçok avantaj sunuyor bize WeTransfer sitesi. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Sonra görüşmek üzere.